İyi günler. Yeni bir videomda daha birlikteyiz. Daha önceki videolarımı seyrettiğinizi umar, teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu Türkiye turu. Yaklaşık olarak 4750 kilometre yol yaptım, 18 gün sürdü. Hareket ettiğim yer İstanbul Maltepe ilçesi. İlk hedefim İstanbul'un Anadolu yakasındaki sahil kasabası Şile'ye ulaşmak. Şile'den sonra sahil yolunu takip ederek gidebildiğim kadar Karadeniz'e gitmek, artık nereye varırsam. Bu seyahat esnasında hiç yol ve zaman güzergah planlaması yapmadım. Yolun zamanın imkan verdiği oranda gitmek, kendimi sınırlandırmadan gezmek amacım. Bu geziyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenir, memnun olursunuz. Bu gezimin yazı ve fotoğrafların olduğu linki de aşağıda veriyorum. Oraya da bakarsanız memnun olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Geziye çıkarken hiç plan ve program yapmadım. Tek hedefim İstanbul kıyısında, Karadeniz kıyısındaki Şile'ye ulaşmak. Şile'den sonra sahil yolunu, mümkün olduğu sahili takip ederek Karadeniz boyunca devam etmek. Bu Şile'ye ulaşmak suretimle birinci ve tek planıma ulaşmış olurum. Sol tarafta Şile'nin ilçe merkezi ya da şehir merkezi var. Tabi oraya girmiyorum. Sahilden, köy yollarından devam ediyorum. Ağva'ya doğru devam ediyorum. Ağva'ya doğru giderken köy yolları olduğu için her taraf ağaçlık ve tabi bu yollar pek bilinmediği için köy yolları olduğundan dolayı sakin, boş yollar. Tabi böyle motosiklet merakları, ormanlık yerlerde viraj yapmak isteyenler de bu yollarda girebilirler. Her taraf orman, viraj, sağ sol dönüşü ve sakin olduğu için çok güzel bir sürüş imkanı veriyor. Tabi orman yollarında araba sürmek isteyenlere gelir. Tabi bu yollar çok asfalt, düzenli, bakımlı. Şile'den sonra Pınarlı Köyü'ne geliyorum. Pınarlı Köyü'nün yanında mangal kömürü yapılan bir yer görüyorum. Ben de ilk defa böyle bir yer gördüm, mangal kömürü yapılan. Daha önce hiç görmemiştim. Merak ettim. Dedim bir gideyim bakayım nasıl yapıyorlar diye. Şu gördüğünüz duman çıkan yerler kömürün, yani odunların yakılıp kömür yapıldığı tepeler. Şöyle. Demek ki böyle yapılıyormuş. Ben de ilk defa görüyorum. Tabii şimdi gezeceğim, bakacağım acaba nerede ne yapıyorlar diye. Motosikletimi park ederim. Tabii etrafıma meraklı çocuklar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar tek tük. Çünkü buraya çok insan gelip gitmediği için onlar da merak ediyorlar. Bu kim niye gelmiş acaba diye. Şu gördüğünüz çuvallar daha önceden hazırlanan kömürler, mangal kömürleri. Bu odunlar da, öndeki odunlar da bir sonraki parti için herhalde hazırlanmış. Şunlar gördüğünüz duman çıkan tepelerde kömürün yapıldığı yer. Çocuklar yavaş yavaş toplanmaya başlıyorlar. Merak ediyorlar tabii. Güzel mi? İşte kurcalıyor acaba nedir diye. Mangal kömürü mü yapıyorsun? Çekiniyorlar ilk başta tabii sohbet etmeye. Yavrum be. Ondan sonraki civardaki çadırlar var. Çalışanları kaldı. Onlar çocukları toplanmaya başlıyorlar. Nereden geldiniz buraya? Ne? Mardin'den mi? Mardin'den gelmişler buraya ailece kömür yapmaya. İlginç yani. 2 aydan mı geldiniz? Otobüsle mi geldiniz? 5 ay mı oldu? Çocuklarla sohbet ediyorum tabi. Çocuklar meraklı. Ha, kışın okula gidiyorsunuz. Yazın burada kömür yapıyorsunuz. Yazın amcalar göster amca. Dur bakayım, dur bak. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Burası Karasu'daki bir benzin istasyonu. Şimdi tabii hepimizin bir alışkanlıkları, standartları var. Tabii böyle gezilerde alışık olduğumuz standardı bulmamız mümkün değil. Hani bazımız işte yemek yediğimiz yerde beyaz örtü olsun, peçete olsun, bardak olsun, tuz olsun, şu olsun, bu olsun ister. Ama böyle gezilerde, orman yolları, köy yollarına gittiğiniz yerlerde tabii bu standartları bulmanız, sağlamanız mümkün değil. Eğer bu standartları sağlama isterseniz artık sizin için bu gezi ızdırap olur.
Tabi buralarda yiyecek için de fazla lokanta, restoran gibi yerler olmadığı için artık marketten temin ettiğiniz malzemeyle karnınızı doyuracaksınız. Yoksa ben şunu isterim, bunu isterim, şu da olsun, bu da olsun derseniz olmaz. Standartınızı bulunduğunuz çevreye göre ayarlamanız lazım. Benzincilerde birçok yerde böyle masalar, tahta sandalyeler falan oluyor. Yanınıza gördüğünüz marketten bir şey aldığınız zaman buralarda rahatlıkça karnınızı doyurup fazla bir sıkıntı çekmemiş oluyorsunuz. Zaten böyle gezilerde de fazla bir şey beklememek lazım. Nerede yemek yiyecek yer bulup malzeme bulup oturup yemeniz lazım. Çok beklenti içinde olursanız maalesef hüsran olur bu iş. Ve ben de yanıma aldım ekmekli acılı ezmeyi su kolayla denizcide bulduğum bir masada oturup karnımı doyuruyorum. Böylece aç kalmamış, aç dolaşmamış oluyorum. Yani tabi bu da bir gezi şekli. Herkese uyuyacak diye bir şey yok. Ben böyle geziyorum. Ondan sonraki daha ileride Karasu'da Kocaeli arasındaki başka bir benzin istasyonunda akşam vakti çadırımı kuruyorum. Gördüğünüz gibi benzincilerin hemen istasyon bahçesinde herhangi bir toprak bir yerde çadırımı kuruyorum. Bol yıldızlı bir havada yatıyorum. Tabi bu da benim gezi şeklim. Size uyar uymaz, siz tercih edersiniz etmezsiniz. O size kalmış bir şey. Tabi böyle benzinci yatmanın da bir sıkıntısı var. Yolu kenarında olduğu için birçok benzinciler geceleyin sabaha karşı çok kamyon sesleri falan oluyor. Bir de tabi bir benzincilerde birçok benzincide bu parayla atılan hani para atıp da işte 1 dakika 2 dakika su püskürtüp sabun püskürtüp yıkamalar var. Oraya uzak olmanız lazım. Gecenin ikisinde üçünde birisi pozisyonunuzu araba yıkama başlıyor. Tabii siz uykunuzu da uyandırıyor. Bir şey de diyemiyorsunuz. Benzincilerde tuvalet su falan olduğu için sabahleyin kalktığınızda elinizi yüz yıkamanız ya da temizliğiniz için iyi oluyor, uygun oluyor. O işinizi de böyle yapmış oluyorsunuz. Zaten devamlı pompa elemanları olduğu için, yani siz de orada yattığınızı gördüğü için sizin bir nevi güvenliğinizi de sağlamış oluyorlar. Ben mümkün olacak bu şekilde konaklamayı tercih ediyorum. Tabii bu da benim tercihim. İkinci günü Zonguldak'a ulaştım. Esas hedefim birinci günü ulaşmaktı fakat ulaşamadım. Daha doğrusu hedefim yoktu da ulaşacağımı tahmin ediyordum. Karasu Kocaeli arasında mıcıra saplandım. Motosikletimi düşürdüm. Sağ aynası zaten kırık. Onu da Zonguldak'ta sanayide tamir ettirdim. Ayna kestirdim. Ondan sonra Zonguldak'tan çıkışı Bartın arasında bir benzin istedim. Öğlen yemeği molası verdim. Gördüğünüz gibi Zonguldak'tan marketlerden temin ettiğim gıdaları aldım. Konserve olarak barbunya, mısır, şu poşet içinde gördüğünüz acılı köfte, çiğ köfte ve gazoz su şeklinde bir menüyle şey yaptım. Tabii böyle şeyleri alıp da tedarik ederseniz öğlen nerede ne yiyeceğim diye düşünmezsiniz. En uygun ilk bir yerde bulduğunuz bir yerde böyle doğa içinde ormanlık bir alanda öğlen yemenizi yersiniz. Yani birçok benzincilerde zaten böyle çardaklar var. Bu çardaklarda yiyebilirsiniz. Hem kendiniz de yemeğiniz kasanızda yanınızda olduğu için fazla düşünmezsiniz nereye gitsem nereye gelsem diye. Yollarda benzincilerde olduğu için bayağı sık sık. Onun için ilk size göre acıktığınızda uygun benzinciyi çekip böyle çardak altında diyebilirsiniz. Zaten benzincilerde çeşmeler, sular da var. Elinizi yüzünüzü yıkayıp ferahlayabilirsiniz. Serinlersiniz. Hem de biraz mola vermiş, tazelenmiş olursunuz. Böylece kendinizi strese, sıkıntıya sokmamış, gayet amacına uygun gezmiş, seyahat etmiş, yolculuk yapmış olursunuz. Şimdi ormanlık alanda
gördüğünüz gibi bir benzinci şehirden kasalanacak. Ondan sonra yemeğimden sonra Bartın'a devam ettim. Gördüğünüz gibi sağ aynayı yapıştırdım Zonguldak'ta. Onu da gördüm ve Bartın'a ulaştım. Bartın'da egzozundan ses geldi. Tamir ettirmek için bu gece Bartın'da kalmaya karar verdim. Bu benzinciye geldim. Nerede kalayım diye düşünürken şu arkada gördüğünüz mescit, tam arkamdaki mescidi gördüm. Gece girdim oraya, vurdum kafayı, yattım. Çadırla falan uğraşmadım. Ondan sonra motoru ustaya götürdüm. Benzin hemen yakındı, bir iki sokak ileride. O dedi, hazır gelmişken ben sana bütün contalarını değiştireyim abi dedi. Dedim tamam, değiştir ya, ne olacak zaten. Contaların tanesi 10 lira. Sağ olsun ustamız söktü. Böyle motorların parçaları birbirine uyduğu için, kaptırı motorların basit olduğu için ustası da bol, malzemesi de bol. Her gittiğiniz kasabada bir ustasını bulabiliyorsunuz ya da gerekli parçayı bulabiliyorsunuz. Yani servisi nerede? Serviste şu parça var mı? İstenecek mi, gelecek mi diye bir şey yok. Hemen hemen her kasabada ustası da var, parçası da var. Sıkıntıya girmiyorsunuz. Dediğim gibi bir aksilik, bir şey gördüğünüz zaman önünüzdeki ilk kasabada usta hazır. Şimdi matalar aynı olduğu için hemen zaten standart contayı taktım. Tabii daha teferruatlı, daha şey motor olsa demek ki dışarıdan parça bir. Ondan sonra Amasra'ya hareket ettim. Burası Amasra. Amasra'nın sokakları. Gelmişken bir Amasra Kalesi'ni de göreyim dedim. İyi ki gelmişim. Çok güzel bir yer Amasra. Amasra Kalesi'ni, Amasra'yı görmenizi eğer yolunuz bu tarafa düşerse herkese tavsiye ederim. Şimdi motor sikletlerinde böyle bir avantajı var. Bakın arabayla gelseniz hemen hemen park etme yeri sorun. Nereye? Bak, ben hemen kaldırma park etmesinler diye yola çiçek koymuşlar. Yani yola, ben de hemen çiçekle kaldırımın arasına park ettim. Gittim. Normal işte buraya araba park etmesin diye çiçekleri koymuşlar. İşte burası da Amasra Kalesi'nin girişi. Bu da meraklı kedimiz. Neyi merak ettiyse aşağıya doğru. Aa, bunu merak etmiş. Canım kedim benim. Şu sağ taraf şimdi gördüğünüz yer Amasra. Buradan gelip, şu Amasra'dan gelip bu köprüden geçiyorsunuz ve şu sağ tarafta gördüğünüz yer Amasra Kalesi. Tabi kale kalmamış artık. Sadece bir kapısı kalmış. Şu başın üzerine bakın kapının üstünde bir delik var. Gelen geçen buradan adetmiş. Taş atıp taş geçirmeye çalışıyor. İşte bu da kalenin içinden Amasra'nın görüntüsü. Amasra'nın görünüşü. Şu tam karşısı Amasra. Hava biraz kapalı, yağmurlu. Bakın şu solda bir köprü var. İşte bu köprüden geçip buraya geldim. Şu anda kalenin içindeyim. Bakın köprü tekrar gözüküyor. İşte değil mi o? Şuradan gelip köprüden buraya geçip buraya geldim. Burası Amasra böyle girintili çıkıntılı bir koy. Çok güzel bir sahili var. Girintili çıkıntılı dantel gibi. Burada bu da kalenin içi. Evet bak burası sözde kaleymiş. Surları bir şey kalmamış tabii. Amasra Kalesi. Kaleyi gezdikten sonra zaten Amasra'da fazla bir gezilecek bir yer yok. Ufak bir çarşısı var burada. O bir kalesi var. Ondan sonra yoluma devam etmek için geldim. Tabi hava yağmurlu olduğu için hareket etmeden önce yağmurluğumu giydim. Motosikletim üzerine de naylon sardım. Daha önce bir naylon almıştım yolda mura yakalanırsan diye. Karadeniz zaten her zaman yağmurun olduğu bir yer. Her mevsimde yanınızda mutlaka yağmurluğunuz olması lazım. Böylece yolda eğer herhangi bir sürpriz yağmura yakalanırsam
ıslanmayacağım. Şimdi yola çıktım. Cide istikametine doğru. Amasya'dan sonra Küre Dağları'na geliyorsunuz. Gördüğünüz yerler Küre Dağları. Hava yağmurlu, yağışlı ve sakin. Sizden başka kimse yok. Bakın yollar ne kadar sakin. Geniş. Hava çok güzel. Yani şöyle içinize çekin o temiz havayı, yağmurlu havayı. Ne egzoz, ne gürültü. Siz ve doğa baş başasınız. Yağmurda da sürmek bu yollarda cidden de çok güzel. İşte bakınız Küre Dağları. İnsana huzur, sakinlik veriyor. İyi ki gelmişim diyorsunuz. Yani burada yağmur bile size bir zevk veriyor, bir dinlenme veriyor, huzur veriyor. Tabii şimdi biz İstanbul gibi yerde eğer en ufak bir yağmur yağdığında artık o yağmur bize huzur değil, işkence olarak geri dönüyor. Ama buralarda evi size yağmur huzur veriyor. Bakınız bulutlar. Ondan sonra tabii yollar bir yerden sonra tek şeride geliş gidişe düşüyor. Buralarda hep Küre Dağları. Amasya Cide arası zaten hep Küre Dağları. Bazen dikkat etmeniz lazım. Yağmur suyu yola mil çamur getirmiş oluyor. İster istemez çamura mile giriyorsunuz. Çok dikkat etmeniz lazım. Tabii böyle de bir şey var ama gündüz olduğu için mutlaka görüyorsunuz. Tabii benim yağmurluğum da olduğu için bir sürprize karşılaşmadım. Daha Amasya'da da hazırlığımı yapmıştım zaten. Baştan motoruma binmeden önce yağmurluklarımı giydim. Eşyalarımı naylona sardım. Benim için bir şey yok. Yolların tadını, zevkini çıkarıyorum. Zaten planım da yok. Yani şu saatte şurada olacağım diye. Artık gece nereye varırsam, nereye uygun görürsem orada konaklayacağım. Herhangi bir önde plan yok. İşte Karadeniz doğası. Demek bak burada da taş ucacı var. Ve güzel bir sakin yolculuktan sonra Cide'ye ulaştım. Gökkuşağı da vardı. Ben fotoğraflarını çektim. Gezi yazımda gözükebilir de şu anda kameraya çıkmamış burada. Ona dikkat etmedim. Ve Cide'nin merkezi burası. Cide'deyim. Ufak bir şey. Karadeniz Lisesi kasabası. Kastamonu'ya bağlı. Görmenizi tavsiye ederim. Gece Cide'den hareketle Doğan Yurt'a hareket ettim. Hava yağmurlu ve yağışlıydı. Cide'den hareket etmem yanlışlık oldu, hata oldu. Çünkü gece vakti ormanlık yollardan yağmurlu yağışlı havada ilerlemem çok tehlikeliydi. Doğan Yurt'la Cide'nin arası yaklaşık olarak 70 kilometre. Gece yarısı konaklayacak yer de bulamadım. En sonunda Doğan Yurt'a 20 kilometre varken dağ başında bu mescidi gördüm ve burada kalmaya karar verdim. Mescid korunaklıydı. Onun için gece rahat ettim. Gece burada kaldım. Sabah kaldığımda kalkma yağmur dinmişti. Ortalık günlük güneşlikti. Tabii klasik kahvaltımı hazırladım. Süt ve mısır gevreğinden zaten kasada olduğu için bir sorun olmadı. Burası Cide ile Doğan Yurt arasında. Cide 50 kilometre, Doğan Yurt'a yaklaşık 20 kilometre olan bir mevki. Gece karanlıkta iyi ki buraya denk geldim. Herhalde Doğan Yurt'a ulaşamazdım. Benim için daha tehlikeli olurdu. Gece seyahat etmemeye karar verdim. Dedim en iyisi gece artık yolculuk yapmayacağım. Akşam olduğu zaman kalacağım diye. Tabii bu dağ başında mescidin olması benim için büyük bir şanstı. Yapanlardan Allah razı olsun. En azından benim gece işime yaradı. Çok güzel yeri yapmışlar.
çeşmesi de var. Bayrağını da asmış yapan kişi. Burada kahvaltımı ettim. Ondan sonra Doğanyurt'a doğru hareket ettim. Burası Doğanyurt. Bakınız yerli otomobil deniyor. Millet kararını vermiş, seçimini yapmış. Her yer pat pat dediğimiz araçlarla dolu. Rengi bile mavi. Demek ki vatandaş maviyi seviyor. Sayısız pat pat var. Bakın. Her yer pat pat. Buralarda köylünün çok işine yarıyor. İşini görüyor. Yani onun için fazla yerli milli araba şey demeye gerek. Bakınız milli teknoloji, milli imkanlarla yapılan arabalar. Bir sürü pat pat. İşte amcanın birisi de binmiş patlatına gidiyor. Yani buralarda köylülerin işini görüyor. Dağlık, ormanlık yerde her türlü şey için kullanıyor. Burası da Sinop'ta Anadolu'nun en kuzey noktası. İnceburun. Şu anda Anadolu'nun en kuzey noktasındayım. Bakınız şurası da Deniz Feneri. En kuzeydeki. İnceburun'dan sonra Sinop'a gittim. Sinop'ta tarihi cezaevini ziyaret ettim. Burayı müze haline getirmişler. Birçok ünlünün yattığı cezaevi burası. Filmlerden tanıdığımız içi bu şekilde burası. Kapalı görüşün yapıldığı, mahkumlarla ailelerin ya da yakınlarının görüştüğü odalar, görüşme odaları burası. Yakınların bulduğu bölüm. Arka tarafta ise mahkumların bulunduğu bölüm burada görüşmeleri yapılıyor. Ondan sonra hapishanenin altında bir sürü ufak ufak hücreler var. Karanlık mahzenler. Bakınız bunların hepsi hücre. Şimdi içini göstereceğim. Ancak bir insan boyu kadar ya var ya yok. Solda yerde hemen tuvalet taşı var. Buralara insanları kilitleyip işte artık ne kadar süreyse tuttukları yer. Bu da işte bakın içerisi. Yani burası hapishanenin altında böyle bir sürü ufak ufak hücreler var. Demek ki birçok kişiyi birçok sebepten dolayı bu hücrelere atıp cezalandırıyorlar. Duruma göre. İşte bunların hepsi hücreler. Burada mahkumlar aldıkları hücre cezasına göre kalıyorlar bu hücrelerde. Bunlar hapishanenin bölümlerinden birisi. Burası hücre kısmı. Ondan sonra hücreden sonra arkada bir avlu daha var. Bakınız bu. Avluya çıkıyorsun. Burası da cezaevinde toplam 4 kısım var. Burası 3. kısım. Şey 4. kısım. Burası 4. kısmın avlusu. Yani mahkumlar burada dolaşıyorlar. Burası da işte mahkumların kaldığı koğuş. Artık kaç kişi alabilirse sağda mutfak tezgahı ve ufacık bir tuvaleti vardı. Bakın burada ranzalarda yer bulabilen yatıyor, bulamayan yerlerde. Burası da gündüz dolaştıkları yer. Bu da mahkum nakil aracı. Eskiden mahkumları getirilen araçlardan birisi sergilemek için konulmuş. Sinop'tan sonra Samsun hareket ettim. Burası Sinop-Samsun yolu. Artık o dağ yolları falan bitip sahil yolları başladı. Bundan sonrası hep sahil yolu. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel geniş yollar. Artık iniş çıkış yok. Keskin virajlar yok. Orman içinden geçmek yok. Sadece sahil yolundan devam ediyorsunuz. Ondan sonra Samsun'a ulaştım. Burası Gazi Müzesi. Atatürk'ün Samsun'a geldikten sonra
kaldığı yer müze haline getirilmiş. Atatürk'le ilgili bazı eşyalar burada sergilenmekte. Fotoğraflar sergilenmekte. İkinci kata çıkıyorsunuz. İkinci katta burada ikinci kat Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan Atatürk dahil 19 kişinin Balmumu heykeli var. Atatürk'le beraber yani toplam 19 kişi Samsun'a çıkmış. Onların tasviri, silah arkadaşları beraber. Sonra yan odalarda Atatürk'le ilgili eşyalar var. Burası işte oturma odası, dinlenme odası diyeyim. Burası Atatürk'ün çalışma odası. Burası da Atatürk'ün yattığı oda. Tabii bunlar ilk kaldığı eşyalar olamaz. Çünkü Atatürk'ün ilk kaldığı yatak hastaneden getirilen karyola. Yani bu da hastane karyolası olacak hali yok. Burası da Atatürk'ün banyosu. Yani Atatürk'ün Samsun'a geldiğinde kaldığı, kullandığı yer burası. O zaman tabii Atatürk gelmeyince boş olduğu için sağdan soldan toplanan eşyalar şey yapılmış. Ayrıca burada bir Atatürk'ün eşyaları da var. Kullandığı ayakkabıları, şapkaları gibi kişisel eşyaları da sergilenmekte. Bunlar Atatürk ayakkabı. Burada bir Bozkurt heykeli var. Tabii ben bu olayı bilmiyorum. Bozkurt davası hatırası. Ne olduğunu bilmiyorum. Onunla da ilgili bir heykel var. Tabii bu da benim eksiğim, ayıbım. Ayrı bir olay. Oradan Bandırma vapurunun sergilendiği yere gittim. Bu da Bandırma vapurunun replikası. O tarihte 3 tane vapur varmış Bandırma adında. Atatürk'ün Samsun'a gittiği vapur olarak bu tahmin ediliyor. Kesin olarak da emin değiller hangi vapur olduğundan. Bu tahmin ediliyor. Yani böyle de bir hikayesi var. Oradan Trabzon'a doğru devam ettim. Trabzon'a gittim. Sümele Manastırı'nı falan gezdim. Yani çok güzel yerdi, çok şeydi. Sonra Of'a gittim. Of'tan Uzungöl'e çıktım. Burası da Uzungöl. Belki Türkiye'nin en planlı programlı yerlerinden birisi burası. Gölün bir tarafına otelleri yapmışlar. Tek sıra ve doğallığı hiç bozmamışlar. Gördüğünüz gibi göl. Bu da gölün hemen yanındaki cami. Uzungöl caminin önündeyim. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Uzungöl'deyim. Mutlaka bu caminde görülmesi gereken yerlerden hemen birisi. Gölün dibinde. Gördüğünüz karşı göl. Buradan caminin girişi. Giriş kısmı. Caminin içi. Muhteşem bir şey, muhteşem bir yer. Görmeniz gerek. Mutlaka seyretmekle videoda olmaz. Daha güzel, göründüğünden daha güzel. Mutlaka bu havayı teneffüs etmelisiniz, koklamalısınız. Rize'den sonra, Trabzon'dan sonra Rize, Ardeşen, Arhavi, Hopa şeklinde yoluma devam ettim. Hopa'ya geldiğimde tırları görünce artık gümrüğe geldiğimi, yolun sonuna yaklaştığımı anladım. Zaten klasiktir bu. Tırları gördün mü demek ki gümrüğe geldiniz. Burası da artık Türkiye'nin kuzeydoğudaki en son uç noktası, gidebileceğimiz yer. Sarp Gümrük Kapısı. Bu kapıdan sonra artık Gürcistan. Hastalık salgın nedeniyle sadece tırların geçişine izin veriliyor. Yani özel şahısların, arabaların, turistik gezilerin falan girmesi yasak. Sadece tırlar giriş çıkış yapabiliyor. Oradan da tekrar Hopa'ya döndüm.
Orası Sarp Hopa yolu. Oradan Hopa'da o gece kaldıktan sonra Artvin'e hareket ettim. Yeni tünel yapmışlar. Ben yeni yoldan değil de can kurtaran dedikleri eski yoldan, orman yoluna gitmeyi tercih ettim. Burası Hopa Artvin arasındaki yol. Dağ yolu. Tabii yeni yol yapıldığı için artık araçlar diğer yolu kullanıyor. Bu yol sadece bu civardaki köylülerin kullandığı bir yol. Yol gayet güzel. Asfalt. Orada çok rahat bir şekilde artık doğru gidebilirsiniz. Buradaki de köylerdeki bir sorun, çok yeşil, çok ormanlık olduğu için evlerin önünü her zaman temizlemek zorundalar. Yoksa evleri ağaçların içinde, çalıların içinde kayboluyor. Bakınız burada amcam da hani nasıl doğuda kar yağdı, herkes kar temizliyor. Karadeniz'de de Artvin'de bir çay bahçesinde ufacık bir yol kenarını bile değerlendirmişler. Çay ekmişler. Şu gördüğünüz çaylar. Kesilmiş bunlar yalnız. Üzerindeki filizleri alınmış. Buralar gördüğünüz gibi hep dik dağlar. Dağlar olduğu için en ufak yol kenarlarındaki boşlukları bile değerlendirmişler. Gelen Allah'a şükürler olsun. Karadeniz'de Şile'den itibaren Artvin'e kadar hep yol kenarında fındık kurutuyorlar. Bu amcam da hem fındık kurutuyor, yoldan geçenlere de satıyor. Kilo 5 lira. İşte Karadeniz'in bu mevsimdeki özelliği. Her yer fındık. Görmekte olduğunuz yer Borçka Hidroelektrik Santrali. Tam net gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda Borçka Hidroelektrik Santrali'ni görmektesiniz. Devlet Su İşleri. Santralden hemen sonra da Borçka. Bu aşağısı Borçka. Şu gördüğünüz evler. Çoruh Nehri ve burası Artvin. Bu da Artvin'in sembolü boğa ve Artvin yazısı. Artvin'den sonra Şavşat Ardahan istikametine devam ettim. Artvin artık bir sınır. Artvin'in bir tarafı yeşillik, orman, Karadeniz, öbür tarafı Doğu Anadolu. Artık toprak ve yeşillikler bitiyor. Sarp sağlar, dağları gördüğünüz gibi devam ediyor. Yani coğrafya değişiyor. Burası Artvin'den çıktıktan sonra Şavşat istikameti. Gördüğünüz gibi artık buralarda bitki örtüsü neredeyse yok denebilir. Ve yalçın dağlar şeklinde devam ediyor. Birinci bölüm seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Gezi yazımı da okumayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza göre hepinize cevap vermeye çalışacağım. Cevap veremediğim arkadaşlar kusura bakmasınlar. Karadeniz ikliminin bittiği yer burası.